Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki ÖSYM tadında sorular 4 testlerin çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. İki kenarın uzunluğu 6 ve 12 cm olan bir bir açısının ölçüsü de 30 derece olan ABC üçgeni BD açı ile iki parçaya ayrılıyor. Buna göre bölgelerdeki büyük olanın alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle açı var mı burada? Var. 15'ler beni geldirmiyor biliyorsunuz. Bir 15, 70, 90 varsa aşağı doğru taşı kullanabiliriz tabii ki. Hocam 6'ya 12, 1'e 2 oran var. Burası K iken burası 2K. Aa hocam buradaki alan A iken buradaki alan nedir? 2A diyebiliriz arkadaşlar. Peki tüm alanı bulabilir miyiz? Buluruz tabii ki. Şurada kaç kaç derece arkadaşlar? 30 derece tabana ait yükseklikten sonuca ulaşabilirsiniz. Hemen tabana ait yüksekliği çizin bakalım. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. E sen 3A alanını bulabilirsin. 12 çarpı 3 bölü 2'den. 12 çarpı 3 bölü 2'den. O zaman A alanı kaç geldi? 6 geldi bölgelerden büyük olanın alanı. Yani 2A isteniliyor bizden. Cevabımız kaç çıkar? 12 çıkar. Birinci soru böylelikle Akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Düzlemde verilen bir ABC üçgeni. Hemen ABC üçgenini çizelim. Arkadaşlar şöyle rastgele bir üçgen çiziyoruz. Ve ne diyorsa onu yazıyoruz. Kardeşim başka bir şey yok bunda. Evet AC kenar üzerinde bir D noktası seç diyor bana. Sonra diyor ki ee, BC kenar üzerinde de bir E noktası ile F noktası seç diyor bana. Seçtik. Alınarak ABC üçgeni AE, ED ve DF ile bakın AE, ED ve DF ile 4 eşit bölgeye ayrılıyor. Yani buradaki alanlar neymiş arkadaşlar? Birbirinin tıpkısının aynısıymış. FC 6 ise E hocam şuraya baktığım zaman alanlar eşitse tepe noktası D olduğunda tabanlar da eşit olacaktır. Burası da 6 olur. E sonra Hocam şu 2A ve A'ya göre baktığım zaman yo bizden ne isteniyor? BC isteniyor. Bitti. Ne 2A'ya göre bakıyorsun? BC'yi onlaş. Hocam burası 3A gördüğün üzere şurası da ne? A. Hocam 3A'ya A var. Dikkat edin. Şuraya bir X diyecek olursak tabanlardaki oran bu sert tepe noktası bu değil mi? A değil mi? Evet. Tabanlardaki oran X bölü 12. Alanlardaki oranda A bölü 3A değil mi arkadaşlar? Evet. Tabandaki oran alandaki olanlara eşittir. Kaç katı? 3, 4 katı. 4 katı. x de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Ama X4 bizden ne isteniyor? Bunun tamamı isteniyor. Cevabımız kaç yapacaktır? 16 yapacaktır sevgili gençler. Evet ikinci soru böylelikle edremit oldu. Geldik 3'e. ABC üçgeni BD kenar ortayı ve AE çizildiğinde ikisinin alanı 18 ve 30 cm olacak şekilde böyle bir şey olmuş. Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. İlk önce çift çizgileri düşünelim arkadaşlar. Çift çizgilerdeki alanlar birbirinin tıpkısının aynısı olacak değil mi? 30 daha büyük olduğundan şu boşluğa A diyorum. Çift çizgideki alan tepe noktası B'ye göre baktığımda çift çizgideki alan A artı 30 ise çift çizgideki alan A artı 30. Buraya A artı 12 mi kaldı? Evet. Sonra çift çizgileri başka kullanacak bir durum kalmadı. Çift çizgileri kullanacağız hala. Başka bir oranda yok. O zaman ben bunu böyle çizecek olursam çift çizgideki alan A artı 12 ise o zaman çift çizgideki alan burada da A artı 12'dir. Tamamı 30 olduğundan buraya 18 eksi kaldı? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi tabii iki farklı çözüm yöntemi fark ettim ama sanki şuradan yapsam daha iyi olur. Bakın 18'e dikkat edin arkadaşlar. 18'e dikkat ederken şu tabanlar oranı alanlar oranına eşit değil midir? Evet. Peki şu tabanlar oranı şuradaki alanlar oranına eşit değil midir? Aynen öyle. O zaman biz ne diyelim arkadaşlar? Şu yorumu yapalım. Ben şuraya bir A buraya da bir B diyecek olursam A bölü B oranı hocam yukarıdaki üçgende tepe noktası A'ya göre baktığımızda A bölü B 18 bölü alanlar oranına eşit değil midir? 18 bölü A artı 12'ye eşittir. Peki A bölü B tepe noktası C'ye göre baktığımda e, hocam burası dikkat edin 18 bölü A artı 12 diyeyim burası da e, aynı şey çıktı. O zaman farklı bir şeye bakacağız. Farklı bir şeye bakacağız. Aynı şey çıktı. Bak A bölü B 18 bölü A artı 12. Bu da A bölü B. 18 bölü. Şurası 18 bölü. A artı 12 çıktı. Farklı bir kenarlara yoğunlaşalım o zaman. Hocam başka nereye yoğunlaşabiliriz? Nereye A, B diyebiliriz? Şuraya A ve B desek. Evet A bölü B yine. Evet A bölü B oranı. Arkadaşlar şöyle diyelim. Şuraya A buraya B diyelim. Bu sefer şu A bölü B oranı 18 bölü A'ya eşit değil midir? Evet 18 bölü A'ya eşittir. Tepe noktası neye göre baktık arkadaşlar? Şuraya göre baktık. Bak tabanlar oranı. Şu tabanlara göre bakıyorum arkadaşlar. A bölü B 18 bölü A'ya eşit oldu. Aynı zamanda A bölü de tepe noktası C'ye göre baktığınız zaman hocam A 2A artı 24 bölü 2A artı 24 bölü kaç? 18 eksi A değil midir arkadaşlar? Evet. Burada bir sadeleştirme yapalım. İşler dışlar yapmadan önce. 2'ye bölsen 9, 2'ye bölsen 2 artı 24'ü 2'ye bölsen A artı 12 mi yapar? Evet. Şu A ile A ile A artı 12'nin çarpımı neye eşit oldu? 9 ile 18 eksi A'nın çarpımına eşit oldu arkadaşlar. 9 çarpı 18 eksi 9 A'ya eşit oldu. Buradan A kare artı 12 A var. Eksi 9 A da buraya geldi. A kare artı 21 A yaptı. Şu 9 çarpı 18'de eksi 9 çarpı 18'e eşit oldu. Eşittir 0. Çarpanları ayıracağız arkadaşlar. Ya açıklardan mı istedik? Neyse çarpanları ayıralım. 21 yapacağım ben bunu. 21 yapmam için kaçla çarpmam lazım? 9 ile 18 olmuyor arkadaşlar. 9 ile 18 olmuyor. Şunu 3 ile 6 yapsam. Ha oluyor. Şunu 3 çarpı 6 yapsam. Yani burası 27'ye 6 olursa arkadaşlar. Evet. Şurası 27'ye 6 olursa arkadaşım. Artı 27'ye eksi 6 olursa çarpımları bunu veriyor. Toplamları da artı 21 veriyor. Yani buradan A artı 27'ye A eksi 6 geldi arkadaşlar. Eşit 0. Şuradan A değeri eksi 27 gelir. Buradan A değeri artı 6 gelir. Tabii ki A değeri pozitif olmalı. A 6 oldu. A 6 olduysa o zaman bizden ne isteniyor arkadaşlar? Taralı boyalı bölgenin alanı A artı 12 isteniyor. 6 artı 12'den cevabımız kaç çıktı? 18 çıktı arkadaşlar. Direkt hissederek de yapabilirdik aslında. Şıklarda yerine de koyabilirdik aslında. Yani şurada bir oran bulduk ya. 9 bölü A, artı 12 bölü 18 eksi A'da. Hocam boyalı bölge 18 olacaksa A yerine 6 yazarsak 9 bölü 6 ama şıklarda da ta Edirne şıkkında gelmiş. Şıkları da tek tek deneyebilirdiniz. 22 10 yazdığınızda tutuyor mesela. 9 bölü 10 tutmuyor diye diye gidebilirdiniz arkadaşlar. Neyse. Üçüncü soru Edremit oldu. Gençler işaretleyin tabii ki. O kadar da cevap bulduk. Üçüncü soru Edremit oldu. Geldik 4'e. Katlama kolay bir soru arkadaşlar. Şöyle katlandığında önceden burası ne? 12 idi. Burası ne? 20. Bu katlandığında buraya gelmiş. O zaman burası kaç oldu? 8. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen alanlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam hiç uğraşmayalım. 8'de kalan 8 A ise 12'de kalan 12 A'dır. Katlamada üst üste binen alanlar birbirine eşit olacağından. Hocam toplamda burası 20 A ise burası da 20 A oldu. Çünkü şu üçgen direkt buraya geldi arkadaşlar katlandığında değil mi? Şöyle. E o zaman burası 20A ise burası da 20A. Bizden ne isteniyor? BDC üssü. Yani 8A bölü alan ABC. ABC yani 32A isteniyor. 4 kere 8 32'den cevabımız böylelikle 1 bölü 4 çıktı arkadaşlar. Cevap balık kesir oldu. 4. soruda. Geldik 5'e. Evet şöyle bir şey verilmiş. A artı B artı C ve B artı C verilmiş. Kenar uzunlukları da ABC olan bir üçgen. Kenar uzunlukları ABC olan bir üçgen. A, B ve C yazalım. Şimdi gençler ne yapacağız? Ee, taraf tarafı toplayalım kardeşim. Topladığın zaman ne geldi buradan? 2A artı 2B artı 2C geldi. Buradan ne geldi o zaman? Şu 18, 17 daha 35. 35 ile 25 toplarsak 60 yaptı. Buradan A artı B artı C'yi kaç buluruz arkadaşlar? 30 buluruz. Hocam A artı B belli. Bak A artı B belli ise C kaç çıktı arkadaşlar? C A artı B 25 ise C'yi kaç buluruz buradan? 5 buluruz. Hocam C'yi 5 bulduysak, bulduysak c iken yani C'yi 5 bulduk. Eyvallah yazdık. Sonra C'yi 5 bulduysak C yerine 5 yazdığımızda A kaç çıktı? 13. A'yı 13 bulduk. Sonra A C'yi kaç bulmuştuk? 5. O zaman B de kaç çıktı arkadaşlar? 12 çıktı. A 5 12 13 üçgeni yani şurası 90 derece e, dik üçgen şeklinde oldu arkadaşlar bu. O zaman bu dik üçgenin alanı da 5 çarpı 12 bölü 2 değil midir? Yani şu şekilde bir üçgen çıktı arkadaşlar. 5, 12 ve 13 yani burası 90 derece oldu. O da 5 çarpı 12 bölü 2'den kaça eşit oluyor o zaman arkadaşlar? 30'a eşit oluyor. Yani 5. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 6'ya. Şekil 1'de eş dik üçgen biçimindeki kapıları olan bir otomatik turnike resmedilmiştir. Evet dik üçgen. Şekil 2'de de geniş geçiş yapıldığında sırada ABC açısı AG sınırına kadar da açılmış. Evet şuraya kadar açılmış. Bu kapıları tahmin edebiliyorsunuzdur. DF kapısı da takıldığı için DH kenar ortayında kalmış. Tamam. DH kenar ortayı yani şunların şöyle eşit olduğunu gösterelim. ABC ile DF birbirine eşmiş. Arkadaşlar ABC ile DF A açısıyla D açısı eşit. Sonra ABC'deki B açısı zaten burası 90 derece olarak verilmiş arkadaşlar. E açısı bakın. Sonra diğer açılar da birbirine eşit. Tamam şöyle eşliği kullanacağız. Ali Bey uzunluğu 8'miş. Hocam burası 8 iken e o zaman burası da 8 eşitten dolayı. Çünkü ABD eşittir. Yani burası 8 burası da 8 mi? 8. Sonra e, şurada bir şey denmiş. Şuraya GB üstüne X dersem. Şurası X burası kaç arkadaşlar. C üstü G'de X artı 6 mı yapıyor? Evet. Burası X artı 6 yaptı. Dikkat edin. Burası 2X artı 6 yaptı. E hocam burası da 2X artı 6 ise burası X artı 3'e X artı 3 yapar. Şimdi bana ne diyor? Son durumda kapıların turnike dışında kalan yüzeylerin alanları farkı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu alan eksi bu alan isteniyor bizden. Yani X artı 3 çarpı 8 bölü 2 eksi diğer alanda 8 çarpı x bölü 2 eşit değil mi? Evet. Hocam buradan ne geldi? Şu şu sadeleşince 4. 4. 4 x artı 12. 4 x artı 12 eksi. Şunlar sadeleşince de 4 geldi. 4 x geldi. 4 x'lerden ay mı oldu? Evet cevabımız böylelikle ne yaptı arkadaşlar? 12 yaptı. Altıncı soru böylelikle açay oldu ve ÖSYM tadında sorulardan dördüncüsünü de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda, beşinci videoda yani ÖSMT adında sorular 5 testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.